arkadaşlar. Bugün sizlere yine ceket tarzı, gömlek tarzı bir çalışma yapacağız. Şu an vitrinlerde çok olan oversize gömlek kesimi yapacağım. Kaşeli kumaş kullanıyoruz arkadaşlar. Normalde 2 metreye falan gidiyor bu kumaşa da şey modeli arkadaşlar. Hemen kumaşıma bakıyorum ben. Bizim kumaşımız birazcık eksik arkadaşlar. Ve büyük beden çalışacağız. Büyük beden çalışacağımız için kumaşımız da eksik olduğu için ben kesime direkt koldan başlatacağım. Normalde beden kesip kol kesmem lazım. Ama şu an kumaş bizi buna mecbur ediyor. Ve kol kesiminden başlayacağım arkadaşlar. Şimdi ben bedene baktığım zaman kol kesiminin kol boyutusunun kaç santim olduğunu direkt çıkarabiliyorum. O yüzden ben ona göre bir kol kesimi yapacağım. Hemen şöyle söyleyeyim. 48 beden üstü olarak arkadaşlar, bedenimiz 48 beden ama uzun çalışacağız. Baseli geçecek kesim olarak uzun bir çalışma olacak. Baselimiz de 52 bedene denk geldiği için arkadaşlar hani karışık bir kesim olacak. 48'e 52 beden uyumlu olacak. Ben hemen başlıyorum. Önden düğmeli olacak arkadaşlar kesimimiz. Geniş bir yaka çalışacağız. Yanlara yırtma çalışacağız. Salaş verdiği kadar kumaşın bir rahat çalışma yapacağız. İlk önce o ön bant için arkadaşlar normalde 5 santim katlamam gerekiyor. Ben gene hani 1 santim de oradan kısıyorum. 4 santim katlıyorum arkadaşlar. 4 santimden tutturmamı yapıyorum. Biraz daha yakından alalım. Evet. ...62 kolum var arkadaşlar. Hemen kol olayı için cetveli alıyorum. Direkt dediğim gibi önce bir kolumu alacağım. Evet, 28 santim kol oyuntusu vereceğim. Kolumuz alttan manşetli olacak arkadaşlar. En alt çizgiyi çiziyorum keseceğim en temiz yerinden. 62 kolum var dedim arkadaşlar. Hemen 60 santim olarak 2 santim eksik kesiyorum çünkü 5 santim manşet olayım var. Hemen 60'ı çiziyorum. Yine kol olayını, 12 santim olayını veriyorum arkadaşlar ve kol oyuntumu çıkıyorum. Hemen kol oturumuma bakıyorum. 28 santim. Manşetli bir çalışma yapacağım. O yüzden 16 santim veriyorum. Manşete bir iki tane pile çalışacağım arkadaşlar. Ve kolumu çiziyorum. Kolu peşin kesmemin sebebi arkadaşlar kumaşımızın azlığı. Geri kalan kumaşı bedene kullanacağım boy olarak. Yine kolumuzun ortasına buluyoruz. Ve ön kolumuzu boyuyoruz arkadaşlar. Kol kesimimiz tamam. Kola manşet çalışacağız. Ön olduğu için hemen arkaya yırtmaç olayını açıyorum. Kol yırtmacımız da açtım. Hemen ölçü olarak veriyorum. Toplam 16 santim kol altı verdim. Onun ortasından arkadaşlar yukarıya doğru bir 11-12 santim kol yırtmacı açıyoruz. Ölçü olarak da vereyim ben size. Şimdi hemen beden çalışması yapacağım.
koldan artan kumaşlarda yaka ve geniş cep olarak çalışırız arkadaşlar. Hemen yakamızı 9 santim olarak, aşağıya doğru da 8 santim olarak açıyorum arkadaşlar ve yaka uyumlu veriyorum. 5 santim bandımı tutturmuştum önce de. Direkt omuzumu ölçüyorum arkadaşlar. Omuzuma bakıyorum. Omuz genişliğim 15 santim. 1 santim dikiş payı veriyorum arkadaşlar. 15'i işaretliyorum. Ve kol takımı için 1 santim dikiş payı veriyorum. Ve son verdiğim dikiş payında omuz düşüklüğü 3,5 santim ölçü olarak veriyorum size arkadaşlar. Boyum 90. Hemen 90'ı işaretliyorum. Kumaşımız biraz kurtardı. Hatta 95 çalışıyorum arkadaşlar. 5 santimde pay veriyorum. Uzun bir çalışma olacak. Göğüs düşüklüğüm 28 santim. Bu kol oyuntusuyla alakalı değil. Hemen göğüs düşüklüğümü çiziyorum. Boyumu çiziyorum ve payımı çiziyorum arkadaşlar. Pens falan yapmayacağız. Salaş bir gömlek olacak. Kapamasını işaretliyorum 1,5 santim. Sonra hemen bedene bakıyorum arkadaşlar. Bedenimiz dediğim gibi 108 santim, yarısı 54 yapıyor. Göğüs çevremiz 108 santim, yarısı 54 yapıyor arkadaşlar. 54'e 4 ekliyorum, 58 üzerinden kesim yapıyorum. O da net 29 yapıyor. 29'umu işaretliyorum, 2 santimde dikiş payı işaretliyorum arkadaşlar. Hemen ortalama basen düşüklüğünü hesaplıyorum 70 santim gibisine. Ve basen ölçümüze bakıyorum. 65 basenimiz var arkadaşlar. 32,5 olarak hesaplıyorum. 2 santimde dikiş payı veriyorum. Yani basene tam oturmasın diye. Ve eğri rigayla bedenden inen çizgiyle basendeki çizgiyi kesişeceği şekilde eğri rigayla çiziyorum. Basenden sonra da arkadaşlar düz inebilirim. Hemen kol oyuntumu 28'den kesmiştim. Rigamı yerleştiriyorum. Dışa doğru dikkat ederseniz. Ve kolumu ölçüyorum. 28 santim. Evet, oturdu. Onu da çizdim arkadaşlar. Hemen yakamı kesiyorum, oyuntusunu veriyorum. Omuzu kesiyorum arkadaşlar ve kol oyuntumu kesiyorum. Bu sene moda olan gömlek, ceket tarzı bir çalışma olacak. Yanları oval olacak arkadaşlar. İlk etapta düz kesiyoruz. Hemen kumaşımızı çeviriyoruz çünkü kumtarmaz çevirmezsek arkadaşlar. Kumaşı çevirdikten sonra 2 santim kapamayı kumaş kenarından atıyorum ve ucu ucuna kurtarıyor arkadaşlar zaten. Hemen çizgileri tutturuyorum özellikle. Geniş çizgili olduğu için ona dikkat ediyorum. O yüzden aşağıya tam almadım. Yan ekose çizgilerini tutturdum. İki santim kapama payını, 1,5-2 santim kapama payını bana doğru attım arkadaşlar. Hemen omuz yüksekliğimi direkt 3,5 santim, 3 santim, 3,5 santim diye çiziyorum. Omuzumun
bittiği yerden düz bir çizgi çıkıp 3 santim arkaya boyutumu çiziyorum. Ve şu an omuzun dikiş paylarıyla netini ölçüyorum arkadaşlar. 17 santim oluyor. Aynı 17 santimi buraya işaretliyorum. Roba ölçüme bakıyorum. 45. Roba dediğim arka boyutumdan 14 santim aşağıda. 45'in yarısı 22,5. Onu çiziyorum ve dikiş payını veriyorum. Ve direkt kesiyorum arkadaşlar. Ve ucuna getiriyorum. Kumaş kısıtlı olduğundan arkadaşlar ilk önce kol kesimini yaptım. Ondan sonra beden kesimini yaptım. Şimdi bedenimiz tamam arkadaşlar. Kolumuzu kesmiştim. Oyuntu olarak ön oyuntuya göre baktığımız zaman tam oturacak arkadaşlar. Çünkü arkaya verdiğim 3 santim dikiş payı olarak düşünüldüğü zaman kol oturumu tam oluyor arkadaşlar. Şimdi hemen kalan kumaştan dediğim gibi geniş bir yaka çalışacağız. Normalde yakaya arkadaşlar 12-13 santim veriyorum. Ben buna 18 verdim. Yakanın üst yaka olarak çalışacağımız geniş çalışacağız arkadaşlar. Yine yakanın netini yapışkanları yapıştırdıktan sonra kesiyorum. Yakamızı kestik arkadaşlar. Hemen şuradan manşet olayını da alayım. Manşetin yapıştırmadan önce toplamda 14'e 27 olarak kesiyorum. Sonra manşeti net olarak 5 santime 24 santim olarak kullanıyorum. Manşetimiz de tamam. İki tane de spor jet çalışacağım. İki tane spor jet çalışacağım. Ben ölçüsünü vereyim arkadaşlar. Cebin neti en olarak 16 santim olacak. Cebin boyunu da ölçü olarak veriyorum. Net olarak 19 santim olacak. Ben peşin kesmiyorum. Sebebine gelince çizgileri tutturacağız arkadaşlar. Keserken cep çizgileri tutacak şekilde ayarlayacağım. Videoda zaman kaybetmemek için sadece cep kesimi kaldı. Onda da şöyle bir şey söyleyeyim. Omuzun ortasından 22 santim aşağıya, 22 santim aşağıya kapama dediğimiz ön bedenden en sondan 8 santim veriyoruz. Cep çalışma yerimizde böyle belirliyorum size arkadaşlar. Hemen şöyle bir cep çalışacağız. Çizgileri tutsun diye ben kesmiyorum. Kumaşımız sıkıntılı. Cep çalışacağız ve 6 santimlik üstüne bir kapak çalışması yapacağız arkadaşlar. Evet. Bugünkü kesimimiz de bu kadar arkadaşlar. Bir dahakine görüşmek üzere.